sizler için farklı spor dallarını araştırmaya devam ediyorum. Ve karşıma Tayland kökenli dövüş sporu olan Muay Thai çıktı. Muay Thai ne kadar bir dövüş sporu olsa da son yıllarda oldukça tercih ediliyor. Ve kadınların bu spora ilgisi oldukça fazla. Neden bu kadar trend oldu? Hepsinin cevabını Muay Thai hocası Cem Bostancı'dan öğreneceğim. Nasılsınız Cem Bey? Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Siz hoş nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Muay Thai nedir? Kökeni nereden geliyor? Tayland'ın ulusal sporudur, dövüş sporudur. Muay Thai'deki etki nedir? Tüm vuruşlar tam kontaktır. Yani mümkün olduğunca en sert vuruşu yapmak üzerine kurulu tekniklerden ortaya çıkar. Türkiye'deki ve dünyadaki bugünkü faaliyeti ise bir ring sporudur. Neden bu kadar trend oldu? Şöyle, dövüş sporu olarak bir kere bu işi öğrenmek için gelen öğrenciler şunu öğrendi ki bu çok güzel bir egzersiz yöntemi. Yani aslında alternatif bir spor yöntemi. Peki öğrencileriniz genelde milli sporcular mı? Spor geçmişleri var mı? Herkes yapabilir mi bu sporu? Şimdi dövüşçü olmakla sporu yapmak farklı kavramlar. Muay Thai dövüşçüsü olmak, amatör veya profesyonel müsabakalara girmek farklı bir disiplini gerektiriyor. Ama her bu sporu yapacak olan veya yapmak isteyen kişi dövüşçü olmak zorunda değil. Kadınların ilgisi neden bu kadar çok bu spora? Egzersiz yöntemi fiziksel olarak bir kişiyi en hızlı şekilde forma sokan ve güçlendiren, bir de bunun yanı sıra psikolojik olarak özgüveni son derece artıran bir olgu. Peki hocam, pahalı bir spor mudur? Alternatifli seçenekleri var. İster özel ders şeklinde birebir bir eğitimle, işte ücreti mukabilinde hocalarla bu iş öğrenilir. İsterseniz spor kulüplerinin grup derslerine katılırsanız çok daha ekonomik rakamlarla, aylık ücretlerle dahil olunabilir. İnsanlar bunu bulundukları yerde araştırırlarsa kendilerine en uygun bütçeyle aslında bu sporu çok rahat yapacakları yerlere ulaşırlar. Teşekkür ediyorum ben size hocam. Şimdi tekniklerine geçiyoruz. Birkaç hareket gösterecek hocam bize. Özellikle de kadınların kendilerini savunabilmesi için 2-3 tüyo hareket öğreneceğim. Bizden ayrılmayın. Hocam bu nedir? Şimdi ellerimize bandajlarımızı saralım. Boks eldivenini giyince içinde dönmesin. Şimdi elini şöyle sabit açmanı istiyorum. Ve sakatlık olmasın diye sardığımız. Tabii bu şu anda bir amatör antrenman bandajı. Çok daha profesyonel, farklı şekilleri var ama işte olması gerektiği bir şekilde sarıyorum. Muay Thai'daki guard duruşu nedir? Bir savunma duruşu gibi ifade edilse de aslında bütün Muay Thai tekniklerinin en temel noktadan en rahat ve en hızlı şekilde ve en sert şekilde çıkabileceği bir açı ve mesafe halidir. Burada yarım adım geri atarken vücut 45 derece hale gelecek. Ama iki topuk aynı çizgide olmasın, birazcık boşluk kalsın. Evet, şimdi vücudu bir dengeleyelim. Bu guard duruşumuzda ne yapıyoruz? Sağ elimiz sağ kaşımızın hizasında. Dirseğimiz dik açıyla yeri gösterecek. Sol elimizde yine aynı şekilde. Şimdi buradaki olgu ne? Sanki rakibi bir adım atıp tutacakmışız gibiyiz. Burada esasen dirseklerimizi kalkan gibi kullanıp guard duruşumuzu oluşturuyoruz. Peki, sadece uzat ve kal. Ben şimdi olması gereken mesela yumruğu atarken şöyle kendim de böyle geliyorum. Evet, bu normal omuzla midir? Normal. Zaten istediğim o. Evet. Yani yumruk arka ayaktan doğru çıkacak. O gücü aktaracağız.
ve en son noktada uzatacağız. Yumruğu nereyle atacağız? Bu 4 tane tendonla atacağız. Yumruğu uzattığım zaman tendonlar, dirseğim, omzum, çenem aynı seviyede olacak. Sağ elim de kendimi koruyor olacak. Şimdi sadece uzat ve kal. Ben forma sokacağım seni. Ayakların hafif kırık, topuklarda olsun. Parmak ucun benim açımı göstersin. Biraz daha beni açıya al. Evet. Şimdi kasma, rahat dur. Evet, bu. Çene hafif aşağıda. Evet. Şimdi dizler kilit olmasın. Vücudu sanki böyle zıplamaya hazırmışız gibi ama çok da bacakları kırmadan taşıyalım. Şimdi biraz adım atmış olalım öne doğru. Hafif dizler kırık. Biraz çevir vücudu bana doğru. Evet. Bu senin sol yumruğunu attığın zamanki formun. Sol, sağ. Vuruş yaptığımda avuç için yere baksın. Dirseğim de omzumla aynı seviyede. Hatırla bakalım. Vereyim. Bir, iki. Biraz daha uzat. Siz de bütün stresinizi atmak, hızlı bir şekilde sıkılaşmak ve kalori yakmak istiyorsanız mutlaka Muay Thai yapmalısınız.